Bayramların en güzel yanı bayram ziyaretlerinde ikram edilen tatlılar olsa gerek. Ama tatlı var, tatlı var. Bizim kastettiğimiz Antep baklavası. Antep baklavasının lezzetindeki sır nedir? Bu sorunun cevabını Antep baklavasının mutfağında ustası Burhan Çağdaş'tan alacağız. Şimdi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ustası Burhan Çağdaş Antep baklavasının sırrını anlatıyor. Burhan Çağdaş, evet. Antep baklavasının önemli isimlerinden biri. Evet, mutfağını evet. Ulusal kanala açtı. Teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. Şu an imalathanedeyiz. Evet, doğru. Bölüm olarak şu sorunun cevabını arayacağız. Evet. Antep baklavasının lezzetindeki sır nedir? Bir numaralı adımdan başlayarak devam edelim. Başüstüne. Burada gördüğünüz gibi tamamen Antep baklavası el emeği, göz nuru olan bir meslek. Tabii malzeme de bunun yanında, işçilik de olunca kalite meydana geliyor. Gördüğünüz gibi bu sıcakta, çünkü
baklava hamurunun açıldığı yerde herhangi bir klima, herhangi bir vantilatör türü bir şey olduğunda o hamurun açılması mümkün değil. Onun için gördüğünüz gibi burası 35 derece, 37 derece sıcaklıkta hamur açılıyor. Ama bu gördüğünüz gibi hamurların da en ince detayına, yani elinizi arkasından koyduğunuzda veya gazete koyduğunuzda okunabilecek nitelikte ince açılıyor. Çünkü hamur ince açılmazsa o hış diye kulağımıza gelen ses gelmez. Fırında iyi pişmesinin, yağının iyi olması, fıstığının iyi olması, hepsinin en kaliteli olması. Ama en önemli şey makinalaşmadığı takdirde baklavacılık bu kalitesinde devam edecektir inşallah. El emeği burada esas. Evet. En önemli şey tabii bir usta da çok zor zamanda yetişiyor. Bir ustanın iyi bir usta olabilmesi 10-15 yılı gibi bir zamanını alıyor. Evet. Gördüğünüz gibi zahmetli, zor bir iş. Ama sonunda herkesin hoşuna giden baklava oluyor. Yani baklava gibi oluyor diyorlar ya. Burada hamurla ilgili bir soru var mı? Şimdi bu hamurun, bu hamurumuzun özelliği haram buğdayı dediğimiz Harran, Mardin, Nusaybin o bölgelerde susuz tarımla elde edilen yüzyıllardır ekilen bir buğday. Çünkü buradaki 40 gramlık bir yumağın, 50 gramlık bir yumağın 2 metre boyunda, 1,5 metre eninde haline gelebilmesi mümkün olmayan bir şey. Bunu çok sert halde yoğuruyoruz. Suyla, yumurtayla, tuzla. Ondan sonra bu hale geliyor. Tabii yani muhakkak ki en önemli şeyi o sert buğdaydan elde edilen. Gaziantep'te zaten bir marka var. Bunu Türkiye'de en iyi, hatta dünyada en iyi üreten markalar var. O markaların ununu kullanıyoruz. Yüzyıllardır da süren zaten aynı adamların aynı ürettiği reçetedir. Ama buğdayın özelliği çok önemlidir. Ondan sonra bizim elimizdeki kalan işte en ince açmak. Ondan sonra işte yapım aşamasında ayrı özellikler var. Ondan sonra pişirme esasında özellikler var. Yani her aşamada ayrı bir özellik var. Bu aşamada şimdi hamuru açıyoruz. Evet. Tepsiyi mi oluşturuyoruz? Tepsiyi oluşturuyoruz. Kesiyoruz. Yan tarafta döşeme dediğimiz tarafa geçiyoruz. Burası sadece tepsi açıyor. Evet, hamur açıyor. Evet. Ama işin en ağırlıklı ve en zor bölümünü emek istiyor, hem kas istiyor. Tabii ki hamur da çok sert. Yani baklavanın hamuru ne kadar yumuşaksa o kadar güzel açılır ama baklavası o kadar kötü olur. Ne kadar hamuru sertse baklavası o kadar lezzetli olur ama zahmetli açılır. Sırlardan biri bu diyor. Evet, aynen öyle. Aynen bu öyle. Aşama için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii bir açılan şeyde bir arkayı göreceğiz zaten. Tamam, baş. Evet, şimdi Antep baklavasının sırlarından biri. Evet, bu böyle şu. Gördüğünüz gibi çok ince şekilde açılması. İncelik. Evet, incelik. Evet. Bu olmazsa olmaz zaten. Bu hamur kalınsa zaten o zaman yufka hamuruyla da baklava yapabilir. Yani özelliği böyle bu ustaların açmış olduğu ince olan hamurda. Evet. Yani gördüğünüz gibi hiç şey de yok. Şimdi burada bazılarına bakın göreceksiniz nişan atacak. O da pürüzsüz demek, kusursuz demek. Onu da baklavanın en yüzüne gelecek demek. Evet. Şimdi oradan kusursuzunu bulacak o. Sağdığı yerde ona biz yüzlük diyoruz. Şimdi ona nişan verecek bundan sonrasını. Şimdi o pürüzsüz çıkar altta. Hamurun ne kadar iyi açıldığıyla bağlı. O ustanın her adam yüzlük alın. Herhangi biri olabilir. Evet. Bak bunda kusur hemen hemen yok denecek kadar az. Evet. Bak ona işaret koydu. Yani bu yüzlük demek. Evet. Evet. Onu gören orada alacak mı? Alacak. Yüzlüğe sardığı yerde. Antep baklavasının sırlarından birisinin önündeyiz şu an. Karşıdan bu doğrumuzu görünmesi lazım. Evet.
kesileri görüşüyoruz. Evet, yani hamur açılıp geldikten sonraki ikinci aşama dediğimiz önce taban yüzlüğünü atıyoruz. Evet. Ondan sonra taban döşemesini yapıyoruz. Taban döşemesinden sonra kaymak dediğimiz kremayı yatırıyoruz. Kaymağı yatırdıktan sonra fıstığını atıyoruz. Fıstığını attıktan sonra üst hamur döşeme dediğimiz döşemesini yapıyoruz. Ondan sonra biraz önce gördüğünüz gibi yüzlük atma işlemi dediğimiz her katına bir kat hamur, bir kat yağ atıyoruz. Ondan sonra dilim bölümüne geliyor. Dilim bölümünde diliniyor. Dilindikten sonra yağları veriliyor. Yağları verildikten sonra da fırına giriyor. Tabii buradaki gördüğünüz bu yağ tamamen koyun ve keçi sütünden elde edilen yani bir anlamı saf yağ, bizim Antep deyimiyle sade yağ dediğimiz tereyağının eritilerek elde edilmiş saf hali. Tereyağı değil, tereyağının saf hali, temizlenmiş hali. Evet, ayranını, kefini, her türlü şeylerden arınmış, saf hale getirilmiş yağ. Bu yağın en büyük özelliği Türkiye ortalamasında asit oranları %3'ler civarında, bizim kullandığımız yağ da %1'ler civarında. Nedeni de şu, boğazınızı yakmaz, midenizi yakmaz. Bu da tabii bizim yağ topladığımız bölgenin coğrafi yapısından dolayı. Bu tek tek dağları dediğimiz Urfa'nın, Adıyaman, Diyarbakır, Urfa arasındaki tamamen hayvancılıkla geçinen bir bölge var. O bölgenin yağları ve en kıymetli olan zaten ot ve çiçek kokuları da baklavayı yediğiniz yerde burnunuza gelir. Ama midenizi yakmaz, sizi hiç rahatsız etmez. İşte yağın en büyük özelliği odur. Yedikçe yiyesiniz gelir. Aynen öyle. Aynen. Şimdi kaymakla ilgili nedir durum? Kaymak aslında bizim tamamen sütü 100 derece kaynatarak içerisine irmik boşalttığımız, ondan sonra da onu sıvı hale getirip baklavanın arasına ince bıçakla yatırdığımız işlemdir. Biz ona kaymak diyoruz. Onun dışında fıstığımızla ilgili ne söyleyeyim? Fıstık bu da tamamen renginden gördüğünüz gibi boz fıstık. Evet. Yani bunun 1 kilogram da 1 kilogram dan 120-130 gram elde edilen fıstıktır. Çünkü normalde 300-350 gram 400 grama kadar randıman veren fıstık vardır. Ama bu bizim kullandığımız en fazlası 170 gram randıman verir. Daha olmadan hamken toplanan boz fıstık diye tabir ettiğimiz, bunun kokusu, reyhası daha farklıdır. Fiyatı da onun için pahalıdır. Bunun baklavada kullanılır. Zaten bunu yalnız böyle ağzınıza çiğneseniz bile çiğnediğiniz yerde sakız gibi ağzınıza bulaşır. Hem yağ oranı yüksektir hem de dilinizi boyar. Yani doğal kendisinin rengidir. O da kalitesinin en büyük göstergesi. Zaten baklavaya da lezzet veren en önemli şey fıstıktır. Yani aslında evet. Antep fıstığı, ama Antep fıstığının hasat başlamadan önce toplanan. Aynen öyle. Bölümü. Normal Antep fıstığını topladığınızda, kırdığınızda 600 gram iç verir. Evet. Bu 90 gramdan başlar, 170 grama kadar randıman verir. Bu işte boz diye tam daha olmadan toplanan fıstık. Lezzeti de oradan geliyor. İçinde çok kalitelidir. Evet. Bu bölümü de tamamlamış evet. olduk. Bundan sonra fırına geçiyoruz. Geçiyoruz. Evet. Fırında burada, pişirme işlemi. Evet. Yani. Burada bir işlemimiz kaldı. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.
fırında az önce gördüğüm evet. çıkarıp altına tepsi koyuyorlar. Bir onun esprisi nedir? Fırının özellikleri, işte odunları Doğru. görüyorum burada. Doğru. Onlarla ilgili bir nedir? Şimdi bu fırınlar yüzyıllardır değişmeyen baklavacılığın reçetesidir. Yani şudur, bunlar taş fırın. Ot taşı dediğimiz taşlardan elde edilen, yapılan. Bu taş fırınların altında tuz vardır. Tuzun ısınmasıyla fırında homojen ısının dağılımı cam ve tuzun ısınmasıyla sağlayan ve buradaki gördüğünüz bu odunlar da büyük çoğunluğu meşe ağacı olması lazım. Çünkü is yapmayan cins odun olması lazım. Bir de baklavacılığın fırıncılık en önemli ve en zor bölümlerinden biri. Yani bunu teknoloji kullanaraktan elektrikli fırınlarla bir saat içerisinde yüzlerce tepsiyi pişirmek mümkün. Ama gördüğünüz gibi biz bir saatte 13 tepsi baklava pişirebiliyoruz. Taş fırında ama lezzet, kalite, hiçbir zaman o odunun vermiş olduğu fırındaki ısıyı, baklavaya o ara katmanlarının en iyi pişmesini sağlayan homojen ısı dağılımıyla beraber bu taş fırınlar ama zahmetli. Bir de ustanın biraz önce dikkat ettiyseniz fırının içerisinde devamlı bu fırını çeviriyor. Yani o yuvarlağı kendi etrafında ateşin önüyle koltuk dediğimiz ateşsiz bölüm arasında devamlı döndürüyor. Yani güneşin dünyayı ısıttığı gibi o da devamlı döndürerekten aynısıyı. O altına koyduğu tepsiyi de şunun için fırının taban ısısı fazlaysa üst ısısı düşükse tabanın gelişmesini önlemek için altına tepsi koyuyor. O korumayı alıyor. Eşit kızarmasını, üstünün daha iyi gelişmesini, ara katmanların daha iyi pişmesini sağlıyor. O da yine zahmetli bir iş. Elektrikli fırında, hiç teknolojik fırınlarda bunlara lüzum yok. Bir saatte de 100 tepsiyi meydana çıkarabilmek mümkün. Ama bu taş fırınlar hem zahmetli hem zor ama lezzet, kalite bu taş fırınlarda. Fırından çıkarıyoruz. Hemen yan tarafa. Şekerleme işine evet. Taban pişirme dediğimiz. Taban pişirme dediğimiz işlemini yapıyoruz. Burada tabanlarının ham kalmış tarafları var ise o ham kalmış tabanlarını pişiriyoruz. Aralarını açıyoruz. Ondan sonra da şeker verme işlemini yapıyoruz. Evet. Yani fırından sonra birinci adım. Evet. Arkasından ikinci adım şeker. Evet. Üçüncü adım tekrar aralarının açmaları. Ondan sonra dinlenmeye konulması var. Gerçekten. Tam soğumadan evet. servise kesinlikle verilmez. Evet. Ayrıca altını ısıtıyor muyuz burada? Ateş yanıyor zaten altında. Evet. O altında ham kalan taraf varsa onların pişmesini sağlıyor. Evet. Bakın kontrol ediyor. Çok iyi gelişmiş. Şimdi onu verecek oraya. Onun yerine devamlı. Şerbetini. Evet. Bu taraftan böyle dolan. Özelliği. Şekerin, şerbetin tabii. Şimdi şerbetimiz, bunun özelliği nedir? Bu tamamen %100 rafine şekeri. Yani beyaz toz kristal şeker. Hiçbir katkı maddesi yok. Suyla şeker. Tabii buna son dönemlerde nişkoz şurubu da kullanıyor evet. ama kesinlikle Antep'teki baklavacıları kullanmıyorlar. Çünkü sağlık için çok zararlı. Vücutun absorbe etmesi mümkün değil. Evet. Bu şekerin vücutta çözülme doktorların söylediği tabii. Bu şekerlerin çözülme süresi 2 saat, öbürlerinin çözülme süresi 8 saat. Onun için bundan hiçbir zarar görmüyor. Onun için de biz tabii bunda bununla o şekerin arasındaki fark şudur. Bu şekerde yaptığınız baklavayı tabağa koyduğunuzda 1 saat sonra falan tabanında beyazlanmalar olabilir. Ama nişkoz şurubuyla yaptığınızda 24 saatte geçse, 3 günde geçse hiç beyazlaşma olmaz. Onun için de biz baklava kutularının üzerine yazıyoruz. Bizim baklavamız şekerlenebilir diyoruz. Çünkü balın diyisi şekerlenir. Evet. Onun için bu baklava, bunda tabii bu şeker ayarı çok önemlidir. Burada bak şimdi göstereyim ben size. Bu şekerin buradan şimdi bunu böyle akışkanlığına bakıyoruz. O akışkanlığındaki damlayan tanelere göre evet. Berk veya
yumuşak, yani gevşek veya berk dediğimiz ayar, yani suyun içerisindeki miktarını keşfedebiliyorsunuz. Bu da tabii bir de parmağınızla kontrol edebilirsiniz. Buradaki aradaki şeker durumunu, ona göre de kalitesini kontrol edebilirsiniz. Evet, yani burada bir fırından çıktı, orada kontrol edildi, altı kontrol edildi. Buraya geldi ve sıcak sıcak. Evet, evet. Her ikisinin sıcak, o halkta şöyle bir deyim var, biri soğuk biri sıcak olacak. Evet. Hiç öyle bir şey yok. Çünkü o şekerin bütün katmanlara yoksa dağılması mümkün değil. Bir tek ara katmanlara dağılabilmesi için şey yapması lazım. İkisinin de sıcak olması lazım. Evet. Biraz önce tam şey yapamadık. Bakın burada çünkü şekerin, kepçenin sıcak olması lazım. Evet. Ki şekerin yumuşaklığını, berkliğini anlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Buradan parmağımızla da bakabiliriz. Baklavası nasıl anlaşılır? Veya gittik herhangi bir yerde baklava yiyeceğiz. İyi mi kötü mü? Evet. Nasıl anlayacağız? Yani bir kere ağızdan daha büyük bir laboratuvar yok.
Dedemin bir lafı var. İnsanın aklını kandırırsın, gözünü kandırırsın, ağzını asla kandıramazsın. Onun için en güzeli ağza girdiğinde kalitesini bilir. Tabii ki muhakkak ısırdığında bir kere kulağına hış sesi gelecek. Ondan sonraki yağın kokusu, fıstığın lezzeti, hamurun ince açıldığının görüntüsü ve ağzında çiğnediğinde baklavanın kalitesini en iyi anlayabileceği odur. İnsandan da daha iyi bilecek hiç kimse yoktur. Varlık yoktur. Yani baklava yerken canınızı bir tane yiyince ikinci istemiyorsa? Yani tabii ki kaliteli değilse muhakkak ki ağzınızda zaten baklava çoğalır. O yağı, fıstığı, şekeri, hamuru, kalitesi, fırında iyi piştiğinin göstergesi ağzınızda çoğalır. Hamur gibi bir tat alırsınız. Ama gerçek Antep baklavasını yediğinizde kulağınıza hış sesi, ağzınızdaki o lezzeti, yağın lezzeti, fıstığın lezzeti, şekerin lezzeti, hamurun lezzeti hepsini ayrı hissettiğinizde işte o Antep baklavasıdır. Buradan anlarız diyorsun. Evet, evet aynen öyle. Biraz Antep baklavasının geçmişine gidersek nasıl meşhur oldu, o süreçte neler var? Şimdi Antep baklavasının Charles Perry'nin Los Angeles Times'taki Charles Perry'nin açıklamasına göre Dünya Gıda Sempozyumunda tamamen baklavanın Türk olduğunu, çünkü Orta Asya'dan gelen Türklerin yiyecekler olduğunu, hala şu anda Orta Asya dilinde baklavuhu demenin bohça hamur demek anlamı, bohça hamur tatlısı demek anlamına, biz oklava diyoruz, onlar da oklahu diyor. Yani zaten Gaziantep'te tamamen Orta Asya Türklerin ilk Anadolu'ya gelişiyle gelen şeydir. Yani ben tabii bu şu son söylediğim bağlamı ben Gaziantep yapısıyla alakalı, ama Charles Berry'nin söylediği tamamen Orta Asya'dan gelen Türklerin olduğunu İtalya'daki Dünya Gıda Sempozyumunda da deklarasyon yayınladı ve kabul gördü. Kelime lehçesi, terminolojisi açısından. Peki şimdi Gaziantep'te mesela herhangi bir ilin baklavası değil de Gaziantep baklavası olarak öne çıkması, o süreçte neler var? Antep'te ne zaman ilk böyle bu yoğun olarak yapılmaya başlandı? Şimdi nasıl Gaziantep'te baklavacılık tek başına sanat değildir. Kebapçılıkla beraber yapılan bir sanattır. Mesela Gaziantep'in eski firmalarına baktığınızda eski firmalar da kebapçıdır. Kebapçılığın yanında baklavacılık vardır. Ama ekonomi geliştikçe, ekonomi zenginlik arttıkça baklavacılık ayrı bir sektör haline gelmiştir. Yani bunu bırakmayan Türkiye'deki bir firmadan hemen hemen bizim dışımızda bırakmayan yok gibi. Varsa da birkaç firmadır. Çoğunluğu ya kebapçı kalmıştır ya baklavacı kalmıştır. Beraber yapılan bir iştir. Yani geçmişlerde baktığımızda şu anda da tabii dünyada rağbet gören baklava ön plana çıkan bu son gurme festivaliyle Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alınması, daha sonraki UNESCO'dan tanıtım ağına girmemiz, bunlar tabii çok önemli başarılar. Birisi Gaziantep Sanayi Odası'nın, birisi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, bunlar gerçekten büyük başarılarıdır. Bunlar da tabii kentin dünyada tanınmasını, tüm dünyada taleplerinin oluşmasına sebep oldu. Şu anda Gaziantep baklavası dünyanın birçok yerine ihracat oluyor. Nasıl yapıyorsunuz? Az önce müşterilerinizden Hollanda'dan gelen bir çiftle görüştük. Evet. Türkiye'ye her gelişimizde burada yiyoruz ama başka yerde yiyemiyoruz. Evet. Ne olduğunu bilemiyoruz çünkü diye evet. ifade ettiler. Evet. Valla biraz önceki söylediğim gibi adamın aklını gözünü kandırırsın, ağzını asla kandıramazsın. Yani insanları bir kere kandırabilirsin zaten. İkinci defa kimse gelmez. Lezzet varsa, kalite varsa, kalitenin devamlılığı varsa bir şey vardır. Yoksa siz bir günde, yani bu mesleğe 132-133 senelik Türkiye'nin üniversitelerinin araştırmasına göre Türkiye'deki yaşayan 7 firmadan bir tanesi. Yani onun için yani bir kere dahi hata yaptığınızda onun affedilmesi bizim mesleğimizde mümkün değildir. Peki Antep fıstığı, geçmişte cevizli de yapılıyordu baklava, halen yapılıyordur. Baklavanın ilk aslı cevizlidir. Evet. Fıstıklı daha sonradan revaçta. Baklavalar eskiden bir kaymaklı, cevizli, fıstıklı çok nadiren olurdu.
son dönemlerde fıstıklı revaçtadır. Şu anda da dünyada zaten rağbet gören de Antep fıstıklı olandır. Cevizli olan aslında yavaş yavaş yok mu oldu? Hemen hemen talep yok denecek kadar. Onu eski damak yani ceviz tadına düşkün olanlar tercih ediyor. Genellikle Antepli olmayan yabancılar tercih ediyor. Daha hafif olduğu için. Evet. Şimdi türlerimizi ifade edersek. Tabii. Bu son dönemde revaçta olan midye baklava. Evet. Bu şubiyet. Bu açık şubiyet diye tabir ettiğimiz dolama. Bir de normal klasik baklavamız var. Klasik baklavanın özelliği de yüzyıllardır reçetesi değişmeyen, fıstık yağ oranı aynı olan küçük mekik dilim baklava. Evet. Mesela Antepler onu tercih ediyor. Klasik Antep baklava. Evet, Antep. Yabancılar genellikle bu kare dilim baklavada fıstık oranı daha fazla olduğu için onu tercih ediyor. Yani herkesin damak zevkine göre değişiyor. Evet. Bayram dönemlerine yoğun talep oluyor. Doğru. Türkiye'nin birçok yerine, dünyanın birçok yerine Antep'ten baklava gidiyor. Zaten Antep'teki üretilen baklavanın mübalağasız %70'i yurt dışına, yani yurt içi ve yurt dışına gidiyor. Antep'in biraz dışına. Evet. Antep'te tüketilen baklavanın miktarı çok bir şey değildir. Asıl yurt dışı ve yurt dışına giden baklava önemlidir. Teşekkür ediyoruz. Bir bayram programı oldu. Bayramda tatlı yiyip tatlı konuşalım diyeceğiz. İnşallah. O anlamıyla. İnşallah. Hayırlı mutlu bayramlar diliyoruz. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar. Tanıyalım sizi. Ben Ayça Terlemez. Hollanda'dan geliyoruz. Eşim ve çocuklarımla birlikte geldik buraya. Baklavayı yediniz. Baklavayı yedik. Aslında misafirliğe gidiyorduk. Yani her zaman buraya geliyoruz baklava yemek için. Çünkü kalitesi her zaman için yani inanılmaz güzel burasının. Burası ama tabii Antep baklavası dendiği zaman evet. Farklılık var. Nedir o farklılık? Nedir o farklılık? Yani nasıl desem, tereyağısından kalite, malzeme çok önemli yani. Ben şey fark ediyorum, ağzıma aldığımda baklavayı, yani fıstığından tut, tereyağısından tutunuz, o çıt, o ses, burada buluyorsunuz yani o sesi. Her tarafta bulamıyorum. Mesela bir caddede kaç tane baklavacı var ama hepsi birbirini tutmuyor. Baklava var, baklava var diyorsunuz. Evet, öyle yani. Ayrıca konuşacağız. Evet, buranın tadını tutmuyor. Peki Hollanda'da ne yapıyorsunuz? Baklava bulabiliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, baklavacılar var orada ama yine buranın tadını alamıyorum. Almıyoruz da, yemiyoruz da. Çünkü hepsini denedik ama uymuyor. Eşim Gaziantep'li olduğu için yani artık anlıyoruz yani baklavanın ne olduğunu. Yani uzmanız demek istemiyorum da eşim daha bu yönden tecrübeli. Ama yani her tarafta artık baklava da yenmiyor yani. Çünkü kaliteyi anladıktan sonra yiyemiyorsun. Şu oluyor mu? Şimdi biz görüşüyoruz da yurt dışına da gönderiyoruz diyorlar. Evet. Öyle bir isteğiniz veya talep ettiğiniz oldu mu? Biz talep etmedik kendimiz. Ama çalıştıkları franchise organizasyonlar var ama İmam Çağdaş'ın değil. Ama duyuyoruz yani etrafımızda. Ama yine de tutmuyor yani. Tadı gerçekten tutmuyor. Ama buradan... Burada gelip yiyince gerçekten farklı. Burada mesela ben 3-4 tane yiyebiliyorum. 5 tane. Ama Hollanda'da bir yerde almış olsam yiyemiyorum. Çünkü bir tane yiyorum. Yani o kadar çok şerbetli oluyor veya yani yağsı o kadar önemli ki böyle mideme çöküyor birden. Yani yiyemiyorum. Bir tane, iki tane de fazla yiyemiyorum. Ama o yüzden de yemiyorum. Çünkü ağır geliyor. Yani şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Şimdi Antep baklavasını anlamak için yedikçe yiyesiniz geliyorsa o Antep baklavasıdır denebilir mi? Evet yani diyebilirsiniz öyle bir şey. Diyebilirsiniz. Bir de ağzınıza aldığınız zaman o fıstığın tadı olsun, o tereyağın tadı olsun, o çıt sesi olsun hepsini bir anda yaşamak damağınızda. Evet. O zaman diyorsunuz ki gerçekten yediğim bu baklava. Yani kalite, yerinde yiyorsunuz yani bambaşka. Hani eşim de çok anladığı için baklavadan yani ondan da bayağı öğrendim yani. Ben kendim hani baklava nedir olduğuna önceden bilmiyordum yani ama iyi. Ama iyisini de yediğin zaman tabii insan ayırt edebiliyor. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Merhaba. Baklavacıya geldiniz. Evet. Baklavacıya baklavayı geldim. Yediniz. Yedik. Önce bir tanıyalım sizi gene. Benim adım Uğur Terlemez. Hollanda'dan geliyoruz. Peki siz nasıl anlıyorsunuz Antep baklavası mı, başka tür baklava mı? Tadından kaçırılmaz. Evet, yiyince anlıyor insan zaten. Yani çok farklı baklavalar yedik. Burakini tutmuyor.
Antep'e gelip de baklava yemeyen olmaz. Yani kalmasın diyelim. Teşekkürler. Oldu bir şey de sağ olasınız. Çıtır sesini duymak. Bir baklavayı Kurban Usta'nın dediği gibi bir çatalı batırınca duyduğumuz sesler, ikincisi de ağzımıza bıraktığı tattan anlayacağız. Antep baklavasının öyküsünü mutfağından ve ustasından aktarmaya çalıştık. Şimdi tekrar tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyoruz ve bayramınızı kutluyoruz. Şimdi bir tanesi bingi alayım. Tamam.